Merhaba, Pamukkale Üniversitesi'nin TRYOS ile öğrenci alım takvimi belli oldu. Buna göre birinci yerleştirme tarihlerinin başvurusu 1 Haziran'da başlıyor. 1 Haziran 2023 ile 11 Haziran yani aşağı yukarı bir 11 günlük bir zamanımız var. Bu zaman diliminde tercihleri yapıyorsunuz. 12'den 30 Haziran'a kadar zaman diliminde de bu puanlara göre yapılan tercihlere göre kontenjanlara yerleştirme işlemi yapılacak ve 7 Temmuz'da açıklanıyor. Sonra kayıtlarımız var. Eğer ki genelde boş yer olur. Boş yer kalırsa da tekrar Bakın şöyle 11 Ağustos ile 18 Ağustos arasında ikinci e, yerleştirme veya buna ek yerleştirme diyoruz. E, bunu yapacağını söylemiş. Zaman zaman eğer yine boş yer kalırsa birçok üniversite bunu yapıyor. E, üçüncü ek yerleştirme yapanlar da zaman zaman olabiliyor. Kontenjanları doldurmak için. Pamukkana Üniversitesi'nin evet, daha şu an süresi 1 Haziran'da başlayacak aklımızda olsun. Bununla birlikte kontenjanlar henüz daha belli olmadı. Bakın şurada baş, bu linki açacağım size. Açık ama kısmına koyacağım. Oradan da bakarsanız. Tabi TR yosun. Peki minimum puanı kaç? Orada şöyle. Bakın şuraya tıkladığımız zaman TR yos bakın. Tabi daha henüz başvuru açılmadığı için bunu göstermiyor burada. Şuradan tekrar başvuru diyelim. Bakın henüz daha 2000 2023-2024 eğitim öğretim yılı kontenjanları henüz açıklanmadı, belli olmadı. Bakın şurada kabul edilen sınavlar var. TR YÖS'ü kabul ediyor. Kendisi YÖS sınavı yapacaktı, iptal etti. Yani Pamukkale Üniversitesi artık 2023 yılında YÖS sınavı yapmayacak. YÖS sınavıyla sadece TR alıyor. sağlıyor. Yani diğer üniversitelerin, bakın şöyle bakarsak, hiçbir tanesi burada yok. Yani diğer üniversitelerin yapmış olduğu YÖS sınavlarını kabul etmiyor. Sadece TR kabul ediyor. En az 200 puan istiyor. Yani şu bölme bu, bu bölme bu diye açıklama yapmamış ama belki ileride bunu tabii ki çeşitlendirebilir. Ama şu aşamada 200 puan alan arkadaşlar Pamukkara Üniversitesi'ne başvuracaklar. Hatta bu TR YÖS sınavı 2 yıl geçerli. Eğer bu sene Diyelim ki iyi bir puan aldınız ama yerleşemediniz. Seneye tekrar başvurabiliyorsunuz aynı puanla. Diğer puanlara girmiyorum ama sadece TL-YÖS olduğunu burada söyleyelim. Unutmayalım birazdan da başlıyor. Hepinize başarılar diliyorum. Yine bununla ilgili bir gelişme olursa sizlere duyuru yapacağız. Hepinize iyi günler diliyorum.